Hayatlarımız son 3-4 aydır değişmeye başladı biliyorsunuz. Artık yeni kurallar, yeni zorunluluklar egemen. Dolayısıyla hayat bu yeni zorunluluklara artık cevap veren bir tarzda sürüyor. Hayatlarımızı değiştiriyoruz. Hayat devam ettiği gibi sanat da devam ediyor. Sanatın belki de en önde gelen etkinliği tabii ki yaratıcılık. Belli kurallar altında yaratıcılık. Bu programımızda sevgili dostumuz, sanatçı Erdal Duman'ın atölyesindeyiz. Çok harika bir yer burası. Evet. Ama tertemiz. Evet, yani tertemiz. Genelde öyle mi? 4 ay oldu buraya taşınalı. O yüzden. 4 ay. Yeni eski yerim çok böyle kötüydü, karanlık, soğuktu. Çok. Bu posterler benim Yargara Güncel Sanat İnisiyatifi. 4 kişi kurduğumuz bir sanat inisiyatifiydi. Onlarla birlikte 2007'den itibaren 2013'e kadar sergiler düzenledik. Söyleşiler yaptık. Onların posterleri bunlar. Diğerleri de benim kişisel sergilerim. İstanbul'da ve Ankara'da yaptığım kişisel sergilerimin posterleri. Burası Osman Dinç'in atölyesi. Osman Dinç Paris'te yaşıyor. 40 seneden beri daha fazla. Geliyor ve ben ona yardım ediyorum çalışmalarında. 10 yıldan beri de beraber çalışıyoruz. Gelince atölye benim için atölyede olma durumu aslında çok önemli bir şey. Çünkü atölye benim için bir laboratuvar. Sadece işe üretilen bir yer değil, aslında kavramların da üretildiği bir yerdir benim için aynı zamanda. Aslında bunların hepsi bir bütün geliyor bana. Atölye, iş ve kavramlar. Plastilin diye bir şey. Bununla çalışıyorum. İşte bunu yaptırdım falan. Bunu modelliyorsun. Hem modelliyorum, çalışıyorum. Değil mi? Evet, evet. Daha önceki sergilerden aslında parça parça işlerden, işte Su Akar Yolunu Bulur, daha önceki bir sergimdeydi. Bu hangisiydi? Baskı Altını Zarafet'teydi. Mühimmat sergisinden kalanlar oldu. Bunu öyle okulda çalışmıştım. Ayasofya bu. Ayasofya'daki iskele bu. 2005'lerde çekmiştim fotoğrafı. Sonra bunun serigrafi yaptım, serigrafi olarak. O içinde böyle bir şey var, iskele vardır. O. Yani sanat bir farklı görme biçimini sağlar insana. Yani her zaman, özellikle heykelde ben bunu çok iyi görürüm. Çünkü bir üç boyut vardır. Bir nesneye bakarken bu nesne sadece bir açısıyla değildir. 360 açı, belki bir de yukarıdan vesaire birçok. Dolayısıyla bu bakış açıları ister istemez insanda bir empati duygusu da uyandırır. Yani şöyle bir şey, bir başka insanın bakış açısını da kazandırtır. Evet. Yani bu pandemi süreci geldiğinde aslında her alanda olduğu gibi sanat ortamında da endişeler vardı. İşte ne olacak acaba, sanat ortamı bitecek mi, nasıl olacak, galeriler devam edecek mi, üretimler devam edecek mi? Yani kuşkusuz ben de hani bütün bunları düşündüm ama şöyle de bir şey var ama sanatçı zaten bu tür olağan dışı şeylere her zaman zaten hazır ve bağışıklık kazanmış durumda zaten. Yani bir şeyin dışında yaşıyor. Bir şekilde her şey su akar yolunu bulur dediğimiz gibi hani burada da o bence oluyor.